Hoş geldiniz dersime. Merhabalar arkadaşlar. Cümlede anlamla yolumuza devam ediyoruz. Ne yaptık öncesinde? Şimdi anlam bilgisi tekniklerindeyiz. Ama bir yandan da bilgiye dönük bir şey varsa onu da anlatıyorum biliyorsunuz. Şimdi söz anlamda bilgilik bir şeyimiz yok dedim. İki tane sorunun nasıl çözülmesi, iki tarz sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini birkaç soru üzerinden anlattım. Altı çizili söz sorusunda nelere dikkat edeceğinizi konuştuk. E, boşluk doldurma yani söz öbekleriyle boşluk doldurma sorusuna neye dikkat edeceğinizi konuştuk. Sonrasında da dedim ki şöyle bir beş tane soru çözelim ama sonra size ben yine soru çözeceğim dedim. Onu sözünü unutmadım cebimde duruyor. Sonrasında cümlede anlama geçtik. Cümlede anlamın önce bilgi kısmı var. Çünkü ÖSYM cümlede anlamdan bilgiye dönük şeyler de soruyor. Kelime bilgisi, cümle bilgisi üzerinden de sorular sorabiliyor. O yüzden oranın şöyle bir tozunu alalım istiyorum. Oraları bir size hatırlatayım istiyorum. Ondan sonra cümlede anlamın tekniklerini de vereceğim inşallah. Şimdi gelin anlamlarına göre cümlelerle devam edelim. Şimdi burada amacım arkadaşlar biraz cümle bilginizi diriltmek, biraz kelime bilginizi genişletmek. Onun üzerinden biraz çalışma yapacağız. Şimdi anlamlarına göre cümlelerde sana diyor ki küçümseme cümlesi vardır diyor. Ya da küçümsemeye yer verilmiştir diyor. Şimdi senin burada küçümseme ile azımsamayı karıştırman çok muhtemel hocam. Peki hemen ayrımı yapalım. Arkadaşlar küçümseme bir kere küçük görmektir azımsama ise az bulmaktır. Sana küçümseme sorulduğunda azımsamayı belki seçeneklere çeldirici olarak koyabilirler. Dikkat etmen lazım. Peki nasıl ayırt edeceğim? Hocam nitelik küçük görülür, miktar az bulunur. Eğer cümlede bir şeyin niteliği küçük görülüyorsa küçümseme cümlesi derim. Eğer bir şeyin miktarı az bulunuyorsa azımsama cümlesi derim. Aman o da okuyup adam olacakmış dersem Bakın o kişinin, söze edilen kişinin niteliği küçük görülüyor. Özelliği küçük görülüyor. O zaman bu cümle bir küçümseme cümlesidir. Ama bu kadarcık ekmekle doyulur mu hiç dersem, burada bakın artık miktarı az bulma anlamı var. Dolayısıyla ben buna ne derim? Azımsama derim. O yüzden arkadaşlar bakın kelimeyi bilmek önemli, anlamı bilmek önemli ama karışabilecek diğer anlamlarla da ayırt etmek gerekiyor. Küçümseme de küçük görme arayacaksın, azımsama da az bulma arayacaksın. Mesela aşağıdakilerin hangisinde küçümseme anlamı vardır derse nitelik olarak küçük görülebilecek bir şey arayacaksın. Ama hangisinde azımsama anlamı vardır derse o zaman ne arayacağım? Miktarın az bulunduğu bir cümle arayacağım. Yine çok karışan birkaç kavramım var. Yakınma, hayıflanma gibi. Arkadaşlar yakınma cümlesi diyor ki işte 3 numaralı cümlede yakınmaya yer verilmiştir. Ya da paragraf sorusunda diyor ya bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diye. Bakın yakınma ifadesi sadece cümlede anlamda değil, paragrafta da karşımıza çıkıyor. Yakınma bir durum karşısındaki memnuniyetsizliği şikayeti dile getirir. Yani sana eğer bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diyorsa senden istediği şey şu paragrafta şikayet edilen şeyi bul demek istiyor. Ya da paragrafta memnun olunmayan bir durumu bul işaretle demek istiyor. Ya da numaralanmış cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır diyorsa Orada memnuniyetsizlik ya da şikayet dile getiren bir cümle bulman isteniyor. Çok konuşuyorlar derse anlamıyorum ki. Bak hocam bu içinde bulunduğumuz bir durumdan memnuniyetsizlik ve şikayet dile getirmiyor mu? Evet, o zaman bu cümle yakınma cümlesidir. Ancak bununla çok karıştırılan ama neden karıştırıldığını asla anlamadığım bir mesele daha var. O da hayıflanma. Arkadaşlar hayıflanma ise bir durum karşısındaki Özellikle yapılamayan ya da yapılmayandan duyulan üzüntüdür. İşin içinde üzüntü varsa hayıflanmadır. İşin içinde memnuniyetsizlik, şikayet varsa yakınmadır. Bu iki kavramı birbirinden ayrıştırmamız lazım. Bir tarafta şikayet var, bir tarafta üzüntü var. Ama hayıflanmadaki üzüntü yapılamayan ya da yapılmayandan duyulan bir üzüntüdür. Biraz daha çalışsaydım sınava Bak bu bir şikayet değil. Bu bir üzüntü. Ama neyden kaynaklı üzüntü? Yapmadığından, yapamadığından ötürü kaynaklı bir üzüntü. Biraz daha çalışsaydım sınava. Çalışmamış demek ki. Dolayısıyla burada yapılmayandan dolayı bir üzüntü olduğu için ben buna ne diyeceğim? Hayıflanma cümlesi diyeceğim. Bu, bu noktada arkadaşlar pişmanlık kavramına da bakmak lazım. Çünkü hayıflanma cümlesinde mesela geriye dönersek hocam diyor bu cümlede pişmanlık da yok mu? Şimdi bakın bu noktada rahat konuşabilirim diye düşünüyorum. ÖSYM'nin ben hayıflanma cümlesiyle pişmanlığı keskin cümle keskin bir şekilde böyle net bir fark ortaya koyacak cümlelerle ayıracağını düşünmüyorum. Yani hayıflanma cümlesini sorup da seçeneklere pişmanlık koyacağını düşünmüyorum veya pişmanlık sorarsa seçeneklere çeldirici olsun diye hayıflanma koyacağını düşünmüyorum. Yani sizi bu noktada yanıltacağıyla ilgili bir düşüncem yok açıkçası. Ama olur ya. Hayıflanmayla pişmanlığı ayırt etmen gerekir bir denemede, bir soru bankasında çünkü çok yakın kavramlar. Hayıflanmayla da pişmanlık çok karışabiliyor. Mesela diyor ki biraz daha çalışsaydım sınava. Hocam tamam bu hayıflanma, üzüntü var. Yapılamayandan duyulan bir üzüntü var. Ama bu aynı zamanda pişmanlık olmaz mı diyenleriniz olacaktır aranızda. Ancak arkadaşlar arasında şöyle bir fark ortaya koyabiliriz. Ama bu farkı ÖSYM ortaya koyar mı? Hiç sanmıyorum. Bu kadar böyle ince çizgilerle ayrılan şeyleri ÖSYM'in çok derdi değil. Çok derdi değil arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. ÖSYM bazı yıllarda Amaç cümlesini neden cümlesini bile keskin çizgilerle ayırmadı. 2016 KPSS sorusuydu. Neden sonuç numaralanmış cümlelerin hangisinde mi? Yok, aşağıdakilerin hangisinde? Yok yok, hatırladım. <laughs> numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur diye soruyordu. Ve e, bu numaralanmış cümlelerin arasında amaç cümlesi olanları da neden cümlesi diye kabul etmişti. Böyle ÖSYM çok keskin çizgilerle bazı şeyleri ayırmıyor bazen. O yüzden böyle pişmanlıkla hayıflanma derdine de düşeceğini zannetmiyorum. Ama bu ÖSYM sağ solu belli olur mu? Olmaz. O yüzden biz ayıralım. Hocam pişmanlıkta ise bir şeyin yapılmasından dolayı duyulan üzüntü vardır. Bakın hayıflanmada yapılmayandan dolayı bir üzüntü var, yapılamayandan ya da ama pişmanlıkta yapılan bir şeyden dolayı duyulan üzüntü var. Ona keşke bu kadar yalvarmasaydım üzülmüş bunu yaptığına ve yaptığına üzülmüş. Bakın, keşke ona bu kadar yalvarmasaydım. Yani yalvarmış ve üzülmüş. Yani pişmanlık. Ancak az öncekinde biraz daha çalışsaydım sınava. Bak çalışmamış, yapmamış. Hayıflanma da yapılamayandan. Pişmanlıkta ise yapılan bir şeyden duyulan üzüntü vardır. Ona keşke bu kadar yalvarmasaydım ama yalvarmış. Yani yapılan şeyden dolayı bir üzüntü var. Dolayısıyla bu da pişmanlık olur. Peki bu kavramlar arasında böyle karışabilecek işte yakınmayla karışabilecek, hayıflanmayla karışabilecek bir kavramımız daha var arkadaşlar. Sitem. Sitem cümlesi. Mesela numaralanmış cümlelerin hangisine siteme yer verilmiştir? Sitem anlamı vardır diyor. Hocam sitem ne? Sitem aslında bir trip atmadır. Günümüz diliyle tam karşılığı trip atmadır. Yani böyle sevgiline trip ata 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 mahvediyorsun ya. Sitem de tam olarak o aslında. Ama öyle bir sitem yani öyle bir trip düşüneceksin ki böyle tam incitmeden. Böyle yüz göz olmuş bir ilişki gibi değil. İlişkinin ilk zamanlarında böyle tam trip atacaksın ama tam da atamıyorsun ya içinde patlıyor. Sitem aslında o biliyor musunuz? Çünkü sitem bir konudaki kırgınlığı kızmadan dile getirmektir. Şimdi ilişkide yüz göz olunca pataküte dalıyorsun, pataküte kızıyorsun. Hani şu flört aşamasında trip atacaksın da tam atamıyorsun ya karşındakinden çünkü emin değilsin. İşte o aşama siteme giriyor. Kırgınlığı kızmadan dile getirmektir. Kaç kez geldin de beni niye aramadın? Bak buna kırılmışım. Aramamasına kırılmışım, içerlemişim ama bunu kızmadan dile getiriyorum. Kaç kez geldin de beni niye aramadın? Hani o bırakıp giderken beni o öksüz tavrını takmayacaktın? Kırılmışım. Bu kırgınlığımı ne yapıyorum? Kızmadan dile geçiyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey dikkat edin. Sitem cümleleri genellikle işin muhatabına dile getirilir. Mesela burada sitemle yakınmayı bazen karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar yakınma genellikle bir başkasına yapılırken ya gıyabında yapılırken Sitem genellikle işin muhatabına yapılır. Kırgınlık kızmadan dile getirilir. Hani o bırakıp giderken beni o öksüz tavrını takmayacaktın. Al sana mis gibi sitem cümlesi. Veya aa Ankara'ya gelince hani görüşecektik? Kırılmışsın. Bunu kırgınlığını kızmadan dile getiriyorsun. Buna da ne diyeceğiz? Sitem diyeceğiz. Dediğim gibi çoğunlukla biz bu sitem işini kime yaparız? İşin muhatabına yaparız. Peki gelelim arkadaşlar varsayım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Varsayım. Arkadaşlar varsaymak. Yani yokken var kabul ediyorsun. Varsayım cümlesinde olmayan bir şeyi bir süreliğine var kabul etme anlamı görülür. Ve bu cümlelerde genellikle tut ki, farz et ki, diyelim ki gibi kalıplaşmış ifadelere yer verilir. Örneğin tutku sınavı kazandın ne yaparsın? Veya düşünelim ki sınavı kazandın ne yaparsın gibi. Şimdi belki adamın sınava girmek gibi bir niyeti bile yok. Bak, belki adamın öyle bir niyeti bile yok. Ama bir süreliğine bunu ona düşündürtüp hayal ettiriyorsun aslında. Diyorsun ki tut ki girmeyeceksin ha kardeş tamam da ya, tut ki sınava girdin ve kazandın ne yaparsın. Olmayan bir şeyi henüz olmayan bir şeyi bir süreliğine var kabul etmeye biz varsayım diyoruz. Peki tahmin ne? Hocam tahmin ise bazı verilere dayanarak bir şeyi önceden kestirmedir. Şimdi burada bir duracağım. Çünkü tahmin cümleleriyle olasılık cümlelerinin ayrımını siz çok soruyorsunuz bana. Ya hocam nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar bunu da şu, şimdiden söyleyeyim. ÖSYM'nin tahminle olasılığı keskin çizgilerle ayırmak gibi bir derdi yok. Yani tahmin sorup da işte numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır diye sorup da çeldirici olarak olasılık koymaz oraya. Hiç öyle bir derdi yok. Ha tabii yine söylüyorum bakın ÖSYM'nin sağ solu belli olur mu? Asla olmaz kat A olmaz. Olursa da ayrımını vereceğim birazdan. Şimdi tahminde kestirme vardır. Önceden kestirme vardır. Bazı verilere dayanarak bir şey önceden kestirme vardır. Kapı çalıyor annem gelmiştir. Bakın bu bir tahmin cümlesi. Kestiriyor yani annenin gelme saatini belki düşünerek. O saatlerde belki hep anne geliyor. Onu düşünerek ne yapıyor? Annem gelmiştir diyor. Olasılık diğer ismiyle ihtimal cümlelerinde ise bir şeyin olabilme durumunu ortaya koyma vardır. Örneğimize bakalım. Hava kapalı, yağmur yağabilir. Şimdi arkadaşlar bakın bir şeyin olabilme durumunu ortaya koyuyor. Yağmur yağabilir. Ve olasılık cümlesinde olabilme durumunu ortaya koyarken bu beraberinde olmama durumunu da doğurur. Yani hava kapalı yağmur yağabilir ama yağmaya da bilir. Bunu da hissettiriyor. Yani olma durumunu, olabilme durumunu ortaya koyarken olmama durumunu da çok ciddi bir şekilde alttan hissettiriyor bana olasılık cümlesi. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar tahmin cümlesi daha sert, daha keskin. Yani bana tam tersi bir durumu hissettirmiyor. Daha net. Kapı çalıyor annem gelmiştir. Ya tahmin ama daha bir kesin dille ortaya konuluyor bu. Ee, ve sen annenin gelmemiş olma ihtimalini bu cümlede çok düşünmüyorsun. Gelmiş olma ihtimalini tahmin ederek daha çok netleştiriyorsun burada, daha çok ortaya koyuyorsun. Ama olasılık cümlesinde olabilme durumunu ortaya koyarken olamama durumu da aslında bir yandan alttan alta kendini doğuruyor, kendi kendine hissettiriyor. Tabi bu keskin bir ayrım mıdır? Değildir hocam. Çünkü tahminler içinde beraberinde olasılığı da barındırır. O yüzden ÖSM'nin ben tahminle olasılığı net çizgilerle ayıracağını, soracağını çok düşünmüyorum. Ama siz bir soru çözerken, bir soru bankasında ya da denemede çözerken ayırmak istiyorsanız da tahminde e, olasılığın tek tarafı daha ağır basar. Öyle düşünebilirsiniz. Yani tahmin edilen şeyin tek boyutu öne çıkar. Kapı çalıyor, annem gelmiştir. Bir boyut ağır basıyor, diğer tarafı çok düşünmüyorsun ama hava kapalı yağmur yağabilir deyince bak beraberinde ebilmekle beraber yağmama ihtimalini de düşünüyorsun. O yüzden olasılık cümlesi biraz daha muğla ya yani arada kalıyor. Ama tahmin cümlesi biraz daha nokta atış, tek boyutu düşündüren cümleler. Şimdi arkadaşlar geldik nereye? Kesin yargı meselesine. Şimdi dedim ya anlam bilgisinde bize e ee, bazı konularda mesela sözcük ve söz öbeklerinin anlamında bilgi sormaz. Doğrudan e, kelime bilgisi sorar. Teknik taktik meselelerle çözebileceğimiz. Mesela altı çizili söz sorusu sorar. Boşluk doldurma sorusu sorar. Ama cümlede anlamda hem bilgi hem teknik soruyorlar arkadaşlar. Yani kalıplaşmış soru formatları var. Onu sorabiliyorlar. Şimdi bilgi meselesini şöyle birazcık kenara koydum. Şimdi geldik ufaktan biraz da standart çıkabilecek soru formatları ve bu soruları nasıl çözmek gerekir meselesini Bunlardan ilki arkadaşlar kesin yargı sorusu. Şimdi kesin yargı sorularında ne yapıyorlar? Bize bir tane cümle veriyorlar arkadaşlar ve bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargıyı soruyorlar. Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapmanız gerekir? Şimdi birinci adımımız önce cümleyi okumak. Sonuna kadar okuyacaksın cümleyi. Ardından arkadaşlar şunu sormalısın kendine. Bu okuduğum cümle yani öncül cümle Öznel mi? Nesnel mi diye sormalısın. Şimdi bu noktada bu ayrımı yapabiliyor olman önemli. Okuduğun cümle öznelse bu öznellik doğrultusunda öznel yorumlar yapabilirsin kesin yargı sorusunda. Ancak eğer öncül cümle nesnelse asla arkadaşlar öznel yorum yapamazsınız. Çünkü bu bir kesin yargı sorusu. Bu bir kesin yargı sorusu olduğu için de eğer şu öncül cümleniz sizin nesnelse seçeneklerde bir kere bizim kafadan hiç uğraşmadan öznel seçenekleri elememiz lazım. Ha eğer şurayı düzgün yazayım. Eğer arkadaşlar cümleniz öznelse ki ÖSYM çok fazla öznel vermiyor. Genellikle şurayı nesnel verir. Ama olur ya eğer şurası öznelse bu öznelliğin dışına çıkmadan sınırlar dahilinde öznel yorumlar tabii ki yapabilirsiniz. Ama cümle izin verdiği kadar keyfinizce kafanıza göre değil. Ha diyelim şurası nesnel. Şimdi ÖSYM genellikle arkadaşlar burada nesnel cümle verir size. Eğer burası nesnelse bir kere arkadaşlar seçeneklerde öznel olanları elemelisiniz. Öznel yorum barındıranları elemelisiniz. Bu önemli. İkincisi, arkadaşlar uç sınır belirleyen en, daha, fazla, çok, hiç gibi uç sınır belirten ifadelerden bir miktar uzak durmalısınız. Hele ki eğer sizin cümlenizde en, daha, fazla, çok, hiç sadece gibi bir çıkarım yapabileceğiniz bir ifade yoksa ama bu seçeneklerde yer alıyorsa koşarak uzaklaşmalısınız. Ve arkadaşlar asla ama asla öncül cümlenin dışına çıkmamalısınız. Bir puzzle yapar gibi soruyu çözmelisiniz. Seçeneklerde doğru ne diye çözmemelisiniz bu tarz soruları. Hangi seçeneği nasıl elerim diye bakmalısınız. Bakın doğru cevabı bulmaya değil, yanlışları elemeye yönelik gitmelisiniz. Ve bunu yaparken şunu yapmalısınız. Aşağıda seçenek var ya, seçeneği oku. Burada bahsettiği şey yukarıda birebir var mı diye bakmalısın. Aşağıda olan şey yukarıda yoksa kesin yargı sorusu gümledi demek. Çünkü mutlaka kesin yargı sorusunda doğru cevabın aşağıda yukarıdakiyle tam eşleşme sağlaması gerekiyor. Çünkü bu bir kesin yargı sorusu. Yorumdan uzak duracağım. Eğer işin içine yorum girerse tam eşleşme sağlanmaz arkadaşlar. Bu yüzden kesin yargı sorularında Eş anlam eyvallah ama yakın anlamlılardan mutlaka uzak durmalısınız. Çünkü kesin yargı sorusu bana yakın anlamı vermez. Yakın anlamdan yola çıkarak bir şey yapamazsınız. Aa burada da buna benzer bir şey diyorla soru çözemezsiniz. Kesin yargı sorusu bir puzzle yapar gibi nokta atış eşleşmelidir. Hocam sizin puzzle yapmışsınızdır illaki. Bir boşluğunuz var oraya uymayan bir puzzle parçasını getirip yerleştirebiliyor musunuz? Hayır çünkü yeri belli, deseni belli. Kesin yargı sorularında da seçenekte gördüğüm yukarıyla birebir eşleştirmem lazım ve seçenekte eşleştiremediğim bir kavram bile varsa o seçeneği elemem lazım. Aşağıda ne var? Yukarıda ne var? Yukarıda şunu gördüm. Aşağıda var mı diyerek bakmanız lazım ve yukarıyla tam eşleşme sağlayamadığınız seçenekleri elemeniz lazım. 1 Aşırı öznelliğe varan seçenekleri elemeniz lazım. Yorum içeren seçenekleri elemeniz lazım. Eş anlamı değil de yakın anlamı veren seçenekleri elemeniz lazım. Çünkü kesin yargı soruları asla içinde yorum istemez. Bu tarz sorularda arkadaşlar bakın bu tarz sorularda verilen cümleyi okuduktan sonra seçeneklere bakarız. Seçeneklerin birinde Cümlede hiçbir öznel yargı, yorum yapmadan ulaşılan bir bilgi vardır. Yani doğrudan eşleşen bir seçenek vardır. İşte o bilgi bizim için o cümleden çıkarılabilecek kesin yargıdır. Ve arkadaşlar bu tür cümlelerde okuyucuya yorum payı bırakılmaz. Yani bu cümleyi kim okursa okusun herkes o cümleden aynı yargıya ulaşabilir. Yani senin ulaştığın yargıya başkası da ulaşabilir. Ulaşamazsa Ulaşamazsa yanlış yoldasın demektir. Yorum yapmayacağız tam eşleşme sağlayacağız. Evet hocam kesin yargı sorularına böyle bakmak gerekir. Şimdi gelin bir sonraki videoda bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Orada hem şu cümle oluşturma sorularının tekniği de anlatacağım. Sorularımızda hem bilgiye dönük sorular var. Hem kesin yargının uygulamasını yapacağım. Hem de söz öbeklerinden cümle oluşturma sorularının tarzını mantığını anlatacağım. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.